ederim. Bunlar kefal balıkları. Ordumuzda yakalandı. Ordunun adres verelim mi abi? Adres vermeye gerek adres yok. Adres vermeye gerek yok abi. Adres reklam vermeyelim. Yapmayalım. Balıkçıları oraya toplamayalım. Aynen öyle. Derisini yüzdük bunların. Güzel derileri yüzüldü. Şimdi içini temizliyoruz. İçinde arkadaşlar hangi balık olursa olsun şu içindeki kan kısmını mutlaka alacağız. Bunu alacağız. Balık tam bir şekilde güzel böyle eti kalacak. Yani hiç kan kalmayacak. O kan acı bir tat verir balığa. Bu her balıkta geçerlidir. Onun için derilerini yüzdük. Derilerini yüzdüğümüz bir videomuz vardı. Onu atmıştık zaten. Büyük bir ihtimal görmüşsünüzdür bizi takip eden arkadaşlar. Evet. Bu da iç kısmını temizliyoruz. Birazdan pişirirken de bir video çekeceğiz. Onda da göstereceğiz size. Pişirim tekniğini göstereceğiz. Çünkü herkes farklı pişiriyor. Biz de farklı pişiriyoruz tabii ki. Yerken de lezzetini tadamayacaksınız. Ama biz sizin yerinize o lezzeti tabii ki tadacağız. Kesinlikle doğru. Değil mi Ercan Bey? Aynen öyle. Sevgili dostlar, bunlar tulum çıkarılmış kefaller. Kefalin pişirilmesinde Hüseyin Bey'in gerçekten çok ciddi bir tecrübesi var. Tüm hobidaşlara bunu gösterdikten sonra aynı zamanda izleyicilerimize bunu denemelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Evet. Biraz sonra da pişirirken kaydı alacağız. Hüseyin Bey, adres de verelim, değil mi? Restoranımızın adresini verelim. Ali Bey'i de bu arada tanıtalım, değil mi? Tüm dünyaya tanıtalım. Çünkü tabii Ali Bey'in gerçekten lahmacunları çok güzel. Çok güzel lahmacun yapar. Ordu'dayız arkadaşlar. Adana kebapçısı. Ordu'da tek adres. Yeni yapılan stadın yanındayız. Evet. Zaten bir tane Adana kebapçısı var. O da biziz. Kesinlikle öyle. Ali Bey, siz de fırının başındasınız. İzleyicilerimize mesajın ne olacak efendim? Seni de tanıtalım. Ben Ali Çolak, Adana Kebap'ta pide fırın ustasıyım. Lahmacun'da, pidede, kebapta biz iyiyiz. Balıkta da tabii ki Ercan abimiz iyi. Estağfurullah, biz yakalıyoruz. Aşçılıkta Hüseyin Bey daha iyi. Aşçılıkta Hüseyin, yakalamada Ercan abi. Yani bir ekip. Bu iş bir ekip işi. Bir ekip işi. Şu anki ekibimiz Allah'ın izniyle güçlü bir ekip. Evet, Ali Bey, bir de sizin en iddialı olduğunuz yemek konusunda bir çekim yapıp kanala atmak istiyoruz. Bunu da kebapta iddialıyız. Kebap lahmacunda iddialıyız. En kısa zamanda bir hafta içerisinde bir video yapıp arkadaşlara tanıtırız. Tanıtalım. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ercan Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Hüseyin Bey, biraz sonra pişirirken de kayıt alırız. Ondan sonra tabii videolarımıza tabii devam ederiz. Çok güzel olacak. Pişirdikten sonraki görüntü özellikle evet, çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde izleyecekler, bakacaklar. Bunları böyle tek tek güzel güzel temizliyoruz. Aynen öyle. Emeğine sağlık Hüseyin Bey. Kaydı durduruyorum. Biraz sonra pişirirken de kayda tekrar devam. Evet, kızartma bölümüne geçtik. Hüseyin kardeşim. Evet abi. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi önce mısır ununda balığı tamamıyla... 3 çeşit un var orada. 3 çeşit un karıştırdım. 3 çeşit? Tabii, sadece mısır unu değil. Değil. Peki evet, nedir unlar? Bilgi alalım. Şimdi bir tanesi mısır unu, evet, bir tanesi normal un, bir tane de... Normal un dediğimiz buğday unu. Buğday unu. Bir tane de benim kendi içerisine koyduğum kepek koyuyorum biraz. Oo, kepek. Beyaz unla kepeği biraz karıştırıyorum. Balığı çok güzel. Hem kızartıyor, kızartmasına yardımcı oluyor. Hem de daha bir değişik bir tat veriyor. Kesinlikle öyle. Sevgili izleyiciler, kefali bu şekilde pişirdiğiniz zaman asla ve asla kokusu olmuyor. Bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Tamamıyla tulumu çıkarılmış. Tulumu çıkarılmış dememizden kasıt balığın derisi yüzüldü. Daha sonra gördüğünüz gibi Hüseyin kardeşim mısır unu, buğday unu ve kepekli unla beraber karıştırdı. Piştiği zaman da inşallah o görüntüyü merak ediyoruz tabii. Meşhur tabii Adana tuzu da içine attım. Öyle mi? Tabii. Unun içerisine tuzu da attım. Tuzu da unun içerisinde karıştırdı. O şekilde evet, pişirecek. Meşhur Adana kebapçısındayız. Ordu ili Yeni Stad'ın yanında. Telefon bilgisini de verelim Hüseyin. İşletmenin telefon bilgisini verelim. Tabii. 0452 0452 800
0808. 800-08-08. Evet. Alan kodu 452. Şöyle bir gösterebilirim. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Şimdi piştikten sonra da kayda. Senin görüntü müthiş. Evet abi. Evet. Dinlenme alacağım. Marmelada bu şişeleri böyle. Yani ekmeklerin yumuşak çıkması için. Evet. Ve dürüm lavaşlarını bundan çıkarıyoruz. Dürüm lavaşlarını sararken ekmek yumuşak oluyor. Yediğin zaman ağızda dağılıyor ekmek. Yoksa lastik gibi uzar o. Anladım. Dinlenmeye alıyor bunu. Evet. Hüseyin kardeşim balığı pişirirken bu arada Ali abinin hazırlanmış olduğu hamuru da kayda alma fırsatını yakaladık. Bu iş emek işi. Evet. Abi. Gerçekten emek işi. En az hamurun 45 dakika dinlenmesi gerekiyor. Mayalanması için. Anladım Ali abi. Peki. Vermiş olduğun bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık abi. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Kebap yaparken de kaydını alacağız. O aklımızda. Kebap ayrı bir ürün. Değil mi? Tabii. Kebabın zahmeti daha biraz daha çok. Onun eti hayvanı şu kaburga kısmından alıyoruz eti. Onun yağı, siniri tek tek ayıklanıyor. Ayıklandıktan sonra küçük bıçakla küçük parçalara ayrılıyor. Boyruk yağını aynı şekilde temizliyoruz. Boyruk yağını da küçük küçük doğradıktan sonra zırhtan, o büyük bıçak dediğimiz zırhtan geçiriyoruz onu. Bu etle bunu çiğ köfte gibi yoğuruyoruz. Kebap etini meydana getiriyoruz. Ali abi, bu muhakkak bu çekimi yapıp seyircilerle paylaşacağım inşallah. Bunu da kebap yaparken evet, evet, inşallah. Evet, kesinlikle. Bunu en kısa zamanda bunun çekimini yapıp seyircilerimizle paylaşacağız. Abim kolay gelsin. Bu arada Hüseyin kardeşime geçiyoruz çekim için. Hadi bakalım. Evet, Ali abim hamuru hazırlarken Hüseyin kardeşim de bu arada balığı mis gibi pişirdi. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Nar gibi oldu balıklar. Abi, kenara gelmeden bunu yiyesin yiyemeyin. Hadi bakalım. Bilgileri tekrar tarz edelim sevgili arkadaşlar. Tulumu yüzülmüş olan kefali 3 tür unla beraber karıştırdık. Mısır unu, buğday unu ve kepek unu beraber karıştırdık. Bu hali aldı. Sizlere de tavsiye ederiz. Avcı dostlar özellikle balık yakalayan arkadaşlara kefalin kokusunu kesin çözün diyoruz efendim. Bu arada ikinci tavamızı da diziyoruz. Bu akşam ekip kalır mı? Şey, sen bilirsin. Ha? Evet, ikinci tavamızı da bu arada dizdik. Evet, bu da ikinci tavamız. Şey kardeş. Evet abi. Abicim, levrekle alakalı da bir video çekmek isteriz. Onun da aşçılığıyla, pişirilmesiyle alakalı bir video çekip izleyicilerimize paylaşalım. Evet. Bu arada kışınki levrekler umarım Nisan ayında tekrar havyarı döktükten sonra başlar. İnşallah. Onları bir levrek bulmama yaparız. Evet. Dinimizin döndüğü kadar kefalin nasıl pişirildiğiyle alakalı video çekmeye çalıştık sevgili dostlar. Umarım siz izleyiciler için de faydalı bilgiler olmuştur. Dediğimiz gibi derisini yüzdük, sunum çıkardık. Sunum çıkardıktan sonra Hüseyin kardeşim onun karın içindeki bütün kanını çıkarttı. İyice temizledikten sonra 3 tür un kullandı. Mısır unu, buğday unu ve kepek unu. Tezgirler tezgirler. Görüşürüz. Evet, kesinlikle öyle. Tezgirler tezgirler. Haydalanı alalım Ezgen abinin tezgirlerini. Estağfurullah. Ağzımın ne kadar güzel. Abi biz yakalaması iyi yapıyoruz. Lakin aşırız tamamen Hüseyin kardeşimiz. Evet ama kabuğunu soymanız aynen kırmızı benek alabalığa benzemez. Değil mi? O kadar güzel. Evet. Tadını da merak ediyorum. Ben öyle sanmıştım ama. Evet. Evet. İkinci tavamızda şu anda pişmek üzere. Hüseyin'im ellerine sağlık. Görüntü müthiş. Evet, sevgili kardeşim, kaydımızı sonlandıracağız. Evet, evet. Görüntü budur. Görüntü Hüseyin kardeşim, bu. Ellerine sağlık.
Abi, bu arada ederim, ne demek. Allah razı olsun. Emeği salatamız bu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Allah bizleri de bu sofranıza davet ettiğiniz için estağfurullah. Çok mutlu oldum. Estağfurullah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bu balığın devamını bekliyorum. Bu balığın devamını herhalde herkes bekler. Evet, evet sevgili dostlar. Hüseyin abi. Sen de böyle bir kaydı al. Beni kaydı al. Videomu sonlandıracağım. Evet Ali abim de geldi bu arada. Oradan sesimizi duyurduk. Mekan sahibi Ali Çolak. Balık. Evet. Abi, olayımız abi. Bu. Balık olayımız bu. Aşçımız yani, Hüseyin evet, Bey. Biz böyle pişiririz balığı. Balığı yakalarken de değil mi? Evet. Biz çok kaydımız var ama pişirirken evet. Hiç kaydımız yoktu. Hüseyin abi şöyle. Evet, biz de seni çekelim Ercan abi. Evet sevgili izleyiciler. Kaydımızı Ordu'dan sesimizi duyduk. Dolayısıyla bu akşam bazı bilgileri paylaştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet abi sana çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Abi, bu arada bizim kanalın abone sayısı oldukça yavaş ilerliyor. Ve bunu söylemek çok hoşumuza gitmiyor ama kanalımıza abone olup da bizleri takip ederseniz bu konuda da destek olursanız sizlere teşekkür ederiz efendim. Oradan sevgiler.